Hayırlı olsun Mehmet Emin Bey. Siz de Mersin'den CHP listesinden aday oldunuz. Evet efendim. Memnun musunuz yerinizden? Bülent Kaya'ya da ilk bunu sormuştum böyle. Yani hamama giren terler, kimsenin yerinden memnun olup olmama gibi bir lüksü yok. Bu Aynı. yola O da girdikten üst sonra sıralarda olduğu öncelikle için. Cumhurbaşkanlığı seçimi, daha sonra da mecliste çoğunluğa erişmek için herkesin üzerine fedakarlıklar düşüyor. Ama bu benim bir fedakarlık yaptığım anlamına gelmiyor. Yani siyasetin doğası gereği bunu söyledim. Mersin doğasıyla, tabiatıyla, siyasi kozmopolit yapısıyla Türkiye'nin gerçekten seçkin illerinden biri. Hem orada Millet İttifakı'na omuz vermek, hem de Mersin'in gündemini, Türkiye gündeminde daha güçlü bir şekilde taşıyabilmek açısından üzerimize düşeni yapacağız. Bu Peki, yarışın bir yerinde birkaç... duruyor olmak, Evet. tarihin doğru zamanında doğru yerde duruyor olmak yeterli kadar memnuniyet verici bir durum diye düşünüyorum. Şimdi CHP listelerinden giriyor olmanız CHP çevrelerine yakın kimi isimlerin tepkisine sebep oldu. Yani özellikle Sadullah Ergin'in adaylığı çok tartışılıyor. Bunun dışında bir de AK Parti, yani mecliste iki AK Parti olacak diye bir bugün yorum yapmış bir gazeteci İsmail Selmaz. O da bayağı tartışıldı. Bir gerçek AK Partililer, bir de eski AK Partililer diye. Siz CHP'ye yakın çevrelerden sizlerin, yani dört muhafazakar parti, ya da siz muhafazakar olarak dillendirmiyorsanız da hani gıyabınızda öyle diyoruz. Bu dört partinin CHP listelerinden girmesine yönelik eleştirileri nasıl karşıladınız bugün? Ve bir de Muharrem İnce'nin utanacaksınız demesi çok ağır bir bakış açısı değil mi? Evet. Yani Muharrem Bey'i bir kenara koyalım. Diğer konulara kısaca değinecek olursak, ben AK Parti'de uzunca bir süre kuruluşundan 2015'e kadar çok yoğun bir şekilde hizmet vermiş bir siyasetçiyim. Ve AK Parti'nin ilk 10 yılını her zaman başka bir yere koydum. Ve AK Partili kimliğimden de ne dün ne de bugün utanacağım bir şey olduğunu düşünmüyorum. AK Parti'deyken savunduğum doğruları burada da savunabiliyor muyum? Deva Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar ne dedim? CHP'nin çatısı altında seçime gireceğim zaman dün söylediğim bir doğrudan vazgeçmek zorunda kalabilir miyim? Ya da başka bir yanlışı sahiplenmek zorunda kalabilir miyim diye baktığımda hayır. AK Parti'deki Emin Ekmen ile, Deva Parti'deki Emin Ekmen ile CHP adayı Emin Ekmen arasında inandığı doğru ve değerler açısından tutarlı bir fotoğraf olacağını düşünüyorum. Sonuçta bugün artık Google diye bir imkan var. Herkes bizim hangi gün ne dediğimize bakabilir ve bunun üzerinden bizi rahatlıkla sorgulayabilir. Bunu mecliste ikinci bir AK Parti örneği için bu izahatı verdim. Ancak bugün baktığım zaman Deva Partisi açısından seçilebilir yerde olan ve listenin bütününde AK Parti kökenli arkadaş sayısı yarının altında. Yani zannediyorum %40 civarında, belki üçte bir, %40 arasında bir yerde duruyor. Aynı şekilde Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin de listelere baktığımızda böyle bir ikinci AK Parti grubu, eski AK Parti, yeni AK Parti gibi bir ayrımın, yani böyle magazinel olarak, retorik olarak kulağa hoş gelen ama siyasetin gerçekleriyle örtüşmeyen bir durum olduğunu düşünüyorum. Sadullah Bey konusunu siz girişte de değindiğiniz için izin verirseniz birkaç cümleyle buraya biraz daha detaylı girmek istiyorum. Tabii. Çünkü bugün gün boyu gıyabında tartışmalara maruz kaldı. Sayın Bakan'la ilgili olarak ileri sürülen en önemli konu FETÖ'nün yürüttüğü soruşturmaların döneminin bakanı olması şeklinde ifade edelim. Öncelikle şunu ifade edelim. Sayın Ergin, Sayın Bakanımız göreve geldiği zaman Adalet Bakanlığı'nın birinci sınıf hakim ve birinci sınıf genel müdür, müsteşar, müsteşar yardımcısı seviyesinde yaklaşık 55 pozisyonunda yer alan FETÖ'cülerin neredeyse tamamı görevden ayrıldığında tasfiye edilmişti. Yani Sadullah Bey göreve geldi. Ben yeni polemikler açmak istemiyorum ama bu FETÖ'cü diye adlandırılan hakim ve savcıların tamamına yakını 2009 Ocak kararnamesiyle oralara atanmıştı. O günde Adalet Bakanı Sayın Ergin değildi. Bu birinci veri. İkinci veri, Sayın Ergin görevden ayrıldığı zaman bu 55 ana pozisyonda bulunan arkadaşlardan hiçbiri FETÖ'den mahkum olmadı Kübra Hanım. Hiçbiri ama. İki tanesi yargılandı, ikisi de beraat etti. Dolayısıyla biz Adalet Bakanlığı yapılanmasında
Sayın Ergin'in bir FETÖ'ye müzahir ya da FETÖ'ye göz yuman bir tutumda olduğunu ileri sürmemiz mümkün değil. Ha, bir takım soruşturmalar vardı. O soruşturmalara da Sayın Bakan'ın birçok kez, işte bugün sabık ve kaçkın Zekeriya Öz'le hiçbir şekilde olmayacak bir usulle bizzat bakan olarak muhatap alıncaya almak dahil, Ahmet Şık olayından sonra ikinci tutuklama dalgasını bloke etmek dahil birçok noktada siyasi iradesini koyduğunu açıkça ve bunun yanlışlığını hem Sayın Erdoğan'a, Sayın Başbakan'a hem de yeri geldiğinde medya önünde de ifade etmekten kaçınmadığını biliyoruz. Ve yine şunu da kayda geçirelim ki FETÖ'nün zirvesine giden yol eğer 2017-25 Aralık soruşturması ise, çok detayına girmiyorum, spekülasyon da yapmıyorum. Ama bu soruşturmalardan bir ay önce Sayın Bakan'ı siyasetin zirvesindeyken Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmayı başardılar bu arkadaşlar. Ve Sayın Bakan görevden ayrılıp Hatay'a gittiğinde bu soruşturmalar patladı. Yani 17-25 Aralık'ın düğmesine Sayın Ergin görevden ayrıldıktan sonra basıldı. Dolayısıyla birçok noktada Sayın Ergin'in, Sayın Adalet Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımızın zaten çocukluğundan itibaren siyasi hayatında FETÖ ile çakışan bir boyut yok. Bakanlık döneminde bunlarla ilgili aldığı tutumlar ortada. Üst düzey bürokrat atamaları, Yargıtay, Danıştay, üye seçimleri, bunların tamamı ortada. Dolayısıyla burada bunun çok hakkaniyetsiz bir eleştiri olduğunu ifade etmem gerekiyor. Kemal Öztürk bu konuda Sadullah Ergin konusunda bir yorum yapacak.